Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum münasebetiyle bu güzel akşamda da bir kısmen bile olursa bir katkımız olsun dedik. Bütün emeci geçen ve burada okuyucularımızdan ve şıklarımızdan ve bütün ailelerden ve bütün gelenlerden burada Allah mizanı hasenetlerine yazsın. Allah tuttukları toprak altın olsun ve ailelerinden ve uşaklarından hastalıkları uzak etsin. Büyüklerimize de sağlıklı uzun ömürler dilerim. Allah Subhanahu ve Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermeden evvel bilirsiniz dünya bir cehalette yaşırdı. Cahiliyet dönemiydi. Cahiliyet döneminde zengin olan, iktisadi iyi olan, tacir olan, nesabı olan, adı olan, aşiratı olan bütün dünya içerisinde bir tuğyandaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif ettikten sonra ve risalesini ilan ettikten sonra bütün bu saydıklarımı hepsini vücuttan kaldırdı. İnsanlar arasında bir adaleti, bir eşitliği, bir müsavati getirdi. O da hiç kimse dedi nesabiden, zenginliğiden, varlığıyla, aşiretiyle iftihar etmesin. Bir Müslüman bir Müslümandan daha fazla üstünlüğü takvaydandı. O günden bu güne kadar bu takva içerisinde insanların birbiri üzerindeki farklılığı gösterilmektedir. Biz hepimiz Müslümanız elhamdülillah, hepimiz de müminiz ve imanımız var Allah Subhanahu ve Taala'nın dünyayı yarattığına ve şeriki olmadığına ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir peygamberdi, doğrudu ama ilk peygamberdi de bütün peygamberliklere öncülük yapan. O zaman bize gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin geldi. Ki Allah Subhanahu ve Taala da Kur'an-ı Kerim'de onun vasfını iyi bir alimsen, iyi bir şahıssan, iyi zenginsen, iyi fetvacısan, iyi din adamısan demir özde. Diğer ilk kelimede ve inneke le'ala hulukin azim. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hulku bugüne kadar bütün aileler, bütün insanlarımız ve özellikle Türkçülüğün ilk günden beri bugüne kadar İslamiyatı kılınçsız İslam'ı kabul etmiştir. Seyyid Ahmed Yesevi'ye sorarlar, İslamsan yoksa Türksen, diğer elhamdülillah Türk'üm, Müslümanım. Diğerler ne için Türkçülüğü daha Müslümandan öge çıkarttım? Diğer Türkçülük kaderimdir, Müslümanlık ise seçimimdir. Biz elhamdülillah bir kez evvel arz olduğu Sultan Abdülhamid'in ki ondan evvelki Osmanlıların ve ondan evvelki Selçukluların torunlarıyız biz. İyi bir tarihe sahip olan, iyi imparatorluklara sahip olan ve dünyada eşitliği, adaleti, kimseye zulüm etmemeyi ve dünyada her yerde bir gözyaşı var ise o gözyaşı silmeye sa'y eden bir nesildeniz biz. Bugün de aynı şekilde bu varlığımızı bu memleket üzerinde korumamız zorundayız. Tekrardan Allah Subhanahu ve Teala bir yerde dedi: "Atiyu Allah ve Resulahu ve ulil emri minkum." Şimdi din adamlarının, alimlerin bütün tefsirlerine bakırız. "Atiyu Allah ve Resulahu" Allah Subhanahu ve Teala ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in itaatını ilave edildi. Zaten bu hiç kimsenin bir şekli şüphesi yoktu. Ama üçüncüde dedi ve ulil emri minkum. Bunu alimler, müfessirler bunu iki şakka bölürler özür. Bir, diller ulil emri minkum, şeyhlerdi, din adamlarıydı, müftilerdi, imam hatiplerdi, seyyidlerdi, memleketteki dinle ilgilenen şahıslarımızdılar. O bir şakkı nedir? O fetrelerde ki idare var idi. O memleketin idarası için, o memleketin daha fazla hizmetini,
idarasını, maliyyatını ne şekilde sarf oldu oydu. Bugün o idara aynı şekilde bizim memlekette veya gelirsek bizim ahedimizde bu yeni asır içerisinde o idara dönünü muhafazaya, dönünü belediyeye, dönünü sahaya, dönünü terbiyeye ve dönünü siyasetçilere. Bizim maalesef içimizde toplumumuz içerisine çok büyük bir şekilde fitne tohumu sokullar. Senin bütün insanları, bütün siyasetçileri, bütün görevde olan insanları kötülüler. İnanın bizim Türkmen milleti içerisinde bütün siyasetçilerimiz, bütün vazifede olan, idarede olan, ister Kerç'te, ister diğer vilayetlerde, Irak'ın bütün toplumları içerisinde en nezih şahıslardılar. En sadık şahıslardılar, en milletlerin sevan şahıslardılar. Hiçbir zaman kimsenin içerisinde karşı ne hıkkı ne nefret bürütürmeyen bir millettik biz. Şimdi gelirsek asıl konunun hedefine. Bu senenin 18. ayın 18'inde bir intikabat mezarisi muhafazat yapılacaktı. Yani burada toplum içerisinde oturan birçok insanımız bunu ehemmiyetsiz görebilir. Ve bundan önceki seçimlerde getirdiği neticesini almadığını iltimas edebilir. Seçimlerde gidip kazandırdığı insanlardan iyi yüz görmeyip, iyi işi yapılmayıp, iyi takdir görülmeyip kalkır bütün bu geçmişteki olan bu silbiyetleri bu gelecek yeni seçimler içerisinde onu aksettirmek isterim ve onun faturasını yenge seçimdeki adaylar üzerine kesmek isterim. Şimdi biz bu seçimler için Irak Düşman Cephesi olarak hazırlıklar yapırız. Tek listemizi kurmuşuz. Bütün düşman siyasi partiler içerisindeydi. Ve o liste içerisinde adaylarımız olacaktı. Muhakkak biz de bu merhaleden sonra bu yaşadığımız toprak üzerindeki hakimiyetimizi gerek sürdürelim. Biz şahıslar dahi, müessese dahi bir millet olarak, bir varlık olarak bunu sürdürmemiz lazım. Çünkü biz inancımız var. Bir akidemiz var, davamıza, kadıyamıza inancımız var. Bu kadıyaya inandığımız zaman bu kadıyalar şahıslara bağlı dahi. Şahıslar zaildir. Müesseselere baki dahi. Müesseseler de bugün ener, kakar, hasta olur, kapanabilir. Ama bu kadıya bir milletin varlığıdır. Ki bu kadıya için ne kadar fidakar, ne kadar şehit verdik bu kadıya kalması için. Acaba bu kadıya şahıslara bağlı olsaydı kadıya da şahıslardan giderdi. Kadıyamız şahıslardan üstündü, müesseselerden de üstündü. Dolayısıyla bağlılığımız kadıyaya olsun bizim. Bu dava ne şahıslardan geldi, ne şahıslardan gider. Ne kurumlardan geldi, ne kurumlardan gider, bakidir. Bu kadıyamız kutsaldır, kadıyamıza inancımız olsun. Ki gelecek merhale içerisinde ispat vücut günüdür. Kimliğimizi, varlığımızı, okullarımızı, nesillerimizi, ailelerimizi ne şekilde himaye altına alabildik? Bakın bugün yaşadığımız bu toplumda oturup, ben 2003'ü hatırladım, otururken orada heyecanlandım bir şekilde. 2003'te girende elimizde bir mavi kumaş aktarır bir yere asarım. Elhamdülillah bugün, bakın ne güzel bayrağımız dalgalandı burada. Bunu koyma on ensin. Bunu koyma on kimse endirsin, kimse cüret etsin endirmeğine. Bu bizim varlığımızdır. Bu bizim geleceğimizdir. Bu bizimle bununla güçlüyüz biz. Resulallah canı bir der.